Hello, everybody. My name is Holger Kast. I'm sitting in Switzerland. I'm the head of training education for the TRI implant company from Switzerland. And I welcome you to the Turkish spoken webinar with Dr. Said Yilmaz. The topic is going to be principles of orthodontia concept and long-term success tips with Dr. Said Yilmaz. I would like to explain you a little bit about the rules of this webinar. Dr. Yilmaz is going to have his presentation, and on your right side in the toolbar of GoToWebinar, you can ask questions, write them in the question field, and at the end, Dr. Yilmaz is going to answer these questions. And now I would wish you a good presentation, Dr. Yilmaz, and please introduce yourself and go ahead with your presentation. Thank you very much. Çok teşekkür ederim hepinize. Bu saatte buraya geldiniz, bizimle berabersiniz. Özellikle hem bir takım kuralları hatırlatmak isterim size daha etkili olabilmesi için. Bu akşamki sunumumuzu 35-40 dakikalık bir sürede bitirmek istiyoruz ki çok fazla uzun ve sıkıcı bir zaman geçirmeyelim. Akabinde de soru ve cevap kısmını mümkün olduğunca çok soru yanıtlamaya çalışıp sizin merak ettiğiniz konularda aydınlatmak isteyeceğim. Fakat zamanımızın kısıtlı olmasından dolayı eğer tüm soruları cevaplama şansım olmazsa kesinlikle e-mail adreslerinize bu soruların cevaplarını iletiyor olacağız. Bu arada özellikle TRI implanta ve Türkiye'deki distribütörü TBO Dental'e Sayın Suna Yardım'a bu konuşmaya fırsat verdiği için, sizlerle olmama sebep olduğu için tekrardan teşekkür ederek bu akşamki sunuma başlıyorum. Bu akşamki konumuz Olonfor ve Olonfor'la alakalı uzun dönemde daha başarılı sonuçlarla karşılaşabilmek adına ufak tefek püf noktaların üzerinde duracağız. Kısaca kendimi tanıtmak istiyorum. Adım Seyit Yılmaz. Ankara Üniversitesi mezunu bir diş hekimiyim ve çene cerrahisi uzmanıyım. 2009 yılından beri de Sakarya'da özel ev diş polikliniğinde çene cerrahisi olarak çalışmalarıma devam ediyorum. Bu akşamki planım şu, özellikle fazla sayıda konu başlığımız var fakat bunları klinik vakalarla örtüştürerek bunları size keyifli olacağına inandığım bir sunum gerçekleştireceğim. Emri implantların üzerinde duracağız. Vida tutuculu abutmentlara biraz yakından bakmak istiyoruz. Tam dişsizlikleri sınıflayacağız. Özellikle Olonfor'da bizim için olmazsa olmazımız. Optimal implant sayılarıyla 4 implant, 5 implant, Olon 6 mi nedir? Hani bunu bilimsel olarak bakacağız. İmmediyat yükleme prensipleri ve özellikle literatürün derlemesiyle birazcık daha bu konuyu derinlemesine irdeleyeceğiz. Geçici protezler, daim protezlerini, ölçü tekniklerini kısaca değineceğim. Uzun dönemde başarılı olmak için nelere dikkat etmeliyiz? Klinikte neleri olmazsa olmazımız olmalı? Bunları konuşacağız ve özellikle de gelecekten bu konuyla alakalı ne beklemeliyiz? Nereye yönelmeliyiz? Hedefimiz neresi olmalı? Konuşarak bugün konuşmamızı bitireceğiz. Ne biliyoruz? Biz implantlarımızın üzerine gelen kuvvetler özellikle dik akslarına paralel gelmeli. Bunu öğrendik. Okulda da senelerce de bunu yapmaya çalıştık. Fakat biliyoruz ki bu her zaman da klinik hayatımızda mümkün olmuyor. Özellikle tam dişsizliklerle ilgilenen hekim arkadaşlarımız bana anlayış gösterecektir. Ön bölgede çoğunlukla biz açılı abutmentlarla düzeltme yapıyoruz. Bunun sebebi de anatomik olarak çenelerimizin düz implantları yerleştirmeye müsaade etmemesi. Çoğunlukla da bunlar bukkopaletinal ya da bukkolingual oranda açılandırmayla bizi karşı karşıya bırakıyor. Fakat son dönemlerde özellikle benim de üzerine çok kafa yordum, çok merak ettim. Bukkopaletinal eğimli implantlar değil de mezodistal eğimli implantlarda neler oluyor, nasıl sonuçlarla karşılaşıyoruz ve literatürde de bunun karşılığı nedir? Aslında literatürde uzun zamandır bunlarla ilgili birçok çalışma var. Son dönemlerde fazlaca çalışma da ortaya çıkıyor ve gördüğümüz kadarıyla 30 derece ve daha az eğimli implantların 5 yıllık fonksiyonel yükleme takipleri değerlendirildiğinde boyun kısımlarında herhangi bir kemik yıkımı ya da herhangi bir komplikasyon oluşmadığını görebiliyoruz.
Peki implantlarımızı açılandırdıktan sonra bunları restore edebilmek için herhangi bir ilave bilgiye ihtiyacımız var mı? Bizim klinik öğrenmiş olduğumuz kitabi bilgilerden kesinlikle önemli bir nokta. Biz bu açılı implantları restore edebilmemiz için özellikle bu tarzda gördüğünüz gibi aşırı büyük açılarda ne yazık ki simante abutmentlarla çalışma imkanımız kalmıyor. Aynı zamanda mezyal ve distal olan eğimleri de bazen benim başıma geliyor cerrahi olarak kabiliyetimden kaynaklı. Hem mezyodistal hem de bukoparetinal olarak eğimler kombine olarak oluştuğunda takdir edersiniz 2 ya da 3 faz 3'ten fazla implantın pasif şekilde uyumlanması ya da iyi bir giriş yolu sağlanması mümkün olmayacaktır. Bundan dolayı da bizim için sadece ve sadece multi-unit abutmentlarla yapabileceğimiz, bunların restore edebileceğimiz opsiyon söz konusu. Vida tutuculu abutmentları 0 dereceden 30 dereceye kadar seçenekleri var. Fakat bu abutmentların başka bir takım avantajları var. O da şöyle ki aslında biz simante abutmentların de açılı olanlarını olduğunu biliyoruz. Fakat bunların boyları biraz daha multi-unit abutmentlara göre daha uzun. Ve fiziksel özellikleri itibariyle iki tane aslında 30 dereceye kadar varan açılandırma ki bence bu birazcık daha 40 dereceye kadar da gidebiliyor. 30 dereceye kadar varan açılandırmalarda multi-unit abutmentlar herhangi bir açılı abutment kullanılmadan yani düz abutment kullanarak 30 dereceye kadar olan açıları tolere edilmesine sebep oluyor. Siz düşünün altta yatan implantın daha açılı olduğunu 30 derecelik multi-unit abutmentlarla çalışıldığını. Dolayısıyla az önce gösterdiğim aşırı eğimli implantların da pasif şekilde restore edilebilmesi multi-abutmentlarla, vida tutucu abutmentlarla kesinlikle mümkün hale gelmektedir. Fakat bizim geçmişten gelen bir takım handikaplarımız var. Yani biz evet multi-unit abutmentlar kullanıyoruz ama tam dişsizliklerde özellikle aşırı rezorpsiyonlar bizim implantlarımız geleneksel olarak düz yapmaya alıştığımız birbirine paralel yaptığımız implantları bir takım kısıtlamalarla karşı karşıya bırakıyor. O yüzden biraz daha derinden dişsiz çeneleri irdelememiz gerekir. Özellikle sadece dişleri kaybeden hastalarda sadece diş defekleri olduğunu görüyoruz ve bu bölgede de herhangi bir sert doku kaybı yok. Fakat birazcık daha ileri yaşlarda ya da erken çekimler sonucunda hem dişlerin hem de yumuşak dokunun burada kaybolduğu ve bunlara hani kompozit defekler diyoruz. Bunları ilave olarak hem diş hem de ilave sert dokuyu ve yumuşak dokuyu yerine koymamız gereken bir durumla karşı karşıya kalabiliyoruz. Peki bu bizim için neden önemli? Şundan dolayı önemli. Biz sadece diş eksikliği olan defekleri yerine dişleri koyarak biz dudak desteğini sağlayabiliyoruz. Fakat daha ileride özellikle rezidüel kemiğin rezorpsiyonu sonucunda bu dokunun yerine konulması için bir kompozite yani akrilik ya da porselene ihtiyacımız var ki dudağımızda bir desteklik oluşsun. O yüzden bu tarz protezleri dizayn ederken hem diş hem de ilave bir materyale ihtiyacımız var. Peki bu materyalin aslında yapılacak olan protezin miktarı ne kadar olmalı? Şunu biliyoruz. Dişlerin uzunluğu 10 mm en az özellikle keser dişleri. 2 mm'lik bir akrilik ya da porselen payına ihtiyacımız var. Aynı zamanda da 3 mm'lik minimalde bir metal altyapı ihtiyacımız var. Totalde 15 mm minimal mesafeyle biz tek çene dişsizliklerini bu kompozit defekli olan protezleri yerleştirebiliyoruz. Eğer iki tane çenede de iki tarafta da dişsizlik mevcutsa dolayısıyla 30 mm minimalde bir mesafeye ihtiyacımız olacak. Hastalarımızı planlarken bu bizim için önemli bir referans. Kabaca şunu göstermek istiyorum. Dişlerin olduğu ve dişlerin de bir yumuşak dokuyu ve sert dokuyu yerine konulduğu bir materyal, porselen olabilir, kompozit olabilir, aynı zamanda akrilik olabilir ama kabaca bizim dişsiz hastalarımızda Olon 4, Olon 6 olan neyse yani bu tarz hastalarımızda ihtiyacımız olan protez çeşidi budur. Peki bu implantların yerleriyle alakalı bir kısa özet geçelim. Çenemizi 3 bölüme ayırdıktan sonra şunu biliyoruz. 6 implantla artık biz güvenli bir şekilde herhangi bir greftleme ihtiyaç olmazsa biz implantlarımızı yerleştirebiliyoruz. Fakat şöyle bir şey karşımıza çıkıyor. Evet,
herhangi bir implant, sinüs ya da herhangi bir greftleme ihtiyaç olmaksızın 6 implant değil de biz 4 implantta, yani 3 ve 6 numaralı implantlara, bölgelere implant yerleştirerek de biz 4 implantla sabit bir protez, sadece diş eksikliği olan sabit bir protez yapabiliyor. Bu gerçek midir? Yani bunun temeli nedir? Aslında çok benim uzun zamandır takip ettiğim ve çok beğendiğim bir çalışma var. 4 implantı ve 6 implantı aynı arka yerleştirmişler. Aynı ark uzunluğunda. Sadece 5. ve 6. implantları aralara koymuşlar. Yani hem en öne hem en arkaya. Ve çok ilginç bir sonuçla karşı karşıya kalınıyor. Şöyle ki distal implantlar, yani hem 6 implantta hem 4 implantta distal implantlar hemen hemen aynı kuvveti alıyor. Başka ilginç olan bir şey, anterior implantlar, yani 6 ve 4 implanttaki anterior implantlar, onlar da hemen hemen aynı kuvveti alıyor. Fakat daha da ilginç olan bir şey, arada kalan 6 implant yaptığımız vakada arada kalan implantlar hemen hemen hiç kuvvet almıyor. Şimdi biraz bildiklerimizin, ön yargılarımızın tersine çıkan bir deney, fakat bununla ilgili birçok çalışma var. Biraz sonra da bir tanesini daha paylaşacağım ama şunu çalışmaya göre söyleyebiliyoruz. Kuvvet dağılımı olarak biz ön ve arka implantlarımız arasında mesafemiz, yani özellikle kantileverin olmadığı durumlarda eşitse, aradaki implantların çok 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 büyük bir fonksiyonu olmadığını bu tarz çalışmalara göre, biyomekanik testlere göre öğrenebiliyoruz. Pekala, üçüncü bölgede eksikliğimiz olduğunda, evet, artık implantlarımızı eğmeye başlıyoruz. Eğimli implantlarla ilgili şu anda birazcık daha rahatız. 5 numaralı bölgede şu anda kompozit defektlerden bahsediyoruz. 5 numaralı bölgede koyduğumuzda 2 numaraya, 4 numaralı implant bölgesi, diş bölgesine implant koyduğumuzda o da 1 numaraya, yani aşağı yukarı 3 dişlik bir mesafeyle implantlarımızı yerleştirebiliyoruz. Pekala, 3. ve 2. bölgede herhangi bir kemikle müsaitliğimiz yoksa sadece 1. bölgede, bu sefer artık All-on-4 bizim için geçerli bir seçenek değil. Zigomatik implantlara gitmek zorundayız. Size ilginç bir çalışma göstermek istiyorum. O da şu: 6 implantı ve 4 implantı kıyaslamışlar. Fakat aslında 6 implantla 4 implantı kıyasladıkları nokta, 4 implantı 0'dan 45 dereceye kadar açılandırarak distal kantileverin kısaltılması ile ilgili karşımıza bir veri çıkıyor. Bunu takdir edersiniz, 4 implant ve 6 implant, bakın bu kantilever uzunluğu aynı olmasına rağmen hemen hemen stres oranları aynı. Fakat dramatik bir şekilde açı arttıkça, dolayısıyla kantilever kısaldıkça, implantın boyun kısmında, yani buradaki 4 implantlı vakalarda boyun kısmındaki stres oldukça azalıyor. Bu zaten beklediğimiz bir şey. Yani açıyı arttırarak, eğer biz kantileveri uzatabiliyorsak, kantileveri kısaltabiliyorsak, bu bizim implantlarımızın boynunda gelen stresleri azaltıyor. Fakat benim için çok daha ilginç olan bir şey var. O da şöyle ki, 6 implantlı vakalarda 4 implantta geçirdiğimizde ön implantların göstergesi. Bu ön implantlarda çok 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 fazla bir anlamlı fark gözükmüyor. Yani evet, 4 implantta aynı arka yerleştirdiğimizde ön tarafta hafif bir neredeyse belki %10'luk, %8'lik bir kuvvet artışı ve 45 derecelik açı gelene kadar ön implantlarda da implantların üzerine gelen kuvvetler azalıyor. Fakat bu zaten beklenen bir şey diyebilirsiniz. Benim beklemediğim şey şuydu: özellikle ön implantların boylarıyla alakalı 13 ve 15 milimetrelik iki tane farklı uzunluğu değerlendirdiklerinde iki grupta da uzunluğun herhangi bir şey değiştirmediğini tespit etmişler. Dolayısıyla tabii ki bir kortikal stabilizasyonu birazdan göstereceğim, fakat alt çenede implantlarımızı uzun yapmanın bize bir anlamlı fark getirmeyeceğini bu bölgelerdeki çalışmalardan rahatlıkla anlayabiliriz. Bu aklımızın bir köşesine kalsın. Benim için en değerli şey, bizim yolumuzdan, daha doğrusu benim bu All-on-4 tedavisine başladığım ilk dönemlerde en güvendiğim şey literatür ve literatürde de bu yoldan geçmiş insanların karşılaşmış olduğu sorunları ya da bize tavsiye edeceği avantajları bir derleme şeklinde sizin karşınıza getirmek istedim. Birincisi, en önemlisi, All-on-4 dediğimiz hastalarda, yani 4 implantlı hastalarda birinci esasımız şu: distaldeki kantileveri
kısaltmak adına bütün enerjimizi oraya yönlendirmeliyiz. Yani asıl önemli olan şey şu, distaldeki kantilever kısalması, öndeki ve arkadaki implantın arasındaki mesafenin artması. Neden bu çok önemli? Çünkü özellikle bu iki implantın arasındaki mesafe artmadığı şekilde biz bu şekilde aşırı uzun kantileverlerle karşı karşıya kalmak zorunda kalıyoruz. Ne demek istiyorum? Birazcık daha yakından bakalım. Burada 45 derece belki birazcık daha yoğun bir açımız var. Açılandırmamın sebebi ne? Kantilever olmaması. Pekala, ben bu vakada eğer birazcık daha açıyı düşürmüş olsaydım, bakın 45 dereceden 30 dereceye kadar gelen implant neredeyse bir molar diş kadar, neredeyse 10 milimetrelik bir kantileverle bizi karşı karşıya bırakıyor. Evet, açılandırma güzel ama bunun limiti nedir? Yani ben bu açıyı nereye kadar götürebilirim? Karşımıza çıkan bir literatürde şöyle diyor. Metal destekli tam ark sabit protezlerde kantileveri kısaltmak adına 45 derece ve üstü açılandırmaları yapabiliriz. Bu güvenli sayılabilir. Bizim yaptığımız vakalarda evet 4. yılda herhangi bir açılandırma ile yüksek açılandırmaya bağlı olarak bir sorun yaşamadığımızı burada görebiliyoruz. Fakat bu alt çene ile alakalı bir durumu bizi karşı karşıya bırakıyor. Çünkü üst çene ile alt çenenin karakteri farklı. Bir vakada sizi bunun üzerinde dikkatinizi çekmek isteyeceğim. Şimdi her şey güzel ama biz bazen şunu anlamakta zorlanıyoruz. Daha doğrusu ben bunu anlayana kadar bayağı zorlandım. İyi de şimdi biz bu implantları yerleştiriyoruz ama bunların kuvvetleri farklı. Bunların açıları farklı. Kemiğin reaksiyonu farklı. Literatürde şunu net olarak söyleyebiliyor. Düz implantlar ve açılı implantlar arasında kemik yıkımı bakımından herhangi bir fark görmüyoruz. Buna inanmak belki biraz zor. Ben de gerçekten çok zorlandım. Ama insan gördüğü şeylere çok daha rahat inanıyor. Şimdi her ne kadar biz filmde ya da belki yapı olarak bir şeyleri düz yapmaya çalışsak da aslında kemiğin umurunda düz ya da eğri olması implantın çok da umurunda olmadığını görebiliyoruz. Bu implantların hiçbiri birbiriyle paralel değil. Hiçbiri simetrik değil. Fakat 4 yıl sonunda bu implantlar hala stabil bir marjinal kemiğe, stabil bir yumuşak dokuya sahip. Bunun birazcık daha atrofik bir çene, bunun özellikle detaylarını göstereceğim ama hiçbir aksiyel ya da açılı implantın birbirinden farklı olmadığını lütfen bana inanın. Ben size bunu bütün sunum boyunca göstermeye çalışacağım. Bu ön yargınızı kırmak istiyorum. İlginç olan başka konular geliyor. Hepimizin belki aşina olanlar vardır ama olmayanlar için söylüyorum. Kahire Üniversitesi'nin dekanıyla böyle bir sunum gerçekleştirdik ve çok onun tepkisi hiç aklımdan çıkmıyor. Şöyle ki, paletal kemikten destek almak için biz bu implantları eğimlendiriyoruz. Ve çok ince kemiklerde bazen literatürde şunu söylüyor. 2 ile 5 yıl arasında açıklıklar meydana geliyor. Ve bunlar aslında uzun dönemde ne kemik erimesinde ne mukozada ya da mukozitis tarzı bir problem meydana getiriyor. Ben bu değeri ortaya koyduktan sonra, bu literatür bilgisini paylaştıktan sonra hoca bana aynen şunu söyledi. Bu bir dedi çılgınlık. Çünkü biz senelerce öğrencilerimize bunun tam tersini öğrettik. Ve şu anda sen çıkıp bize bunun tam tersinin doğru olduğunu söylüyorsun. Aslında çok ağır bir tepkiydi benim için. Fakat bu benim sunumum, yani benim ortaya çıkardığım bir sonuç değildi. Lütfen vakalar. Planım Olon Ford tedavisi. Farklı alternatifler olabilir. Ağır grafter ama kesinlikle bizim çalıştığımız alan bu. Ne yazık ki istediğimiz gibi bir kemiğe sahip değiliz. Oldukça ince bir kemikle karşı karşıyayız. Birazcık daha implantların olacağı yerlere yakından bakalım. Tomografi görüntülerinde aslında baktığınızda hemen hemen bıçak sırtı neredeyse diyebileceğimiz bir kemiğe sahibiz. Bir tek sağ üst bölgede fena değil kemiğimiz, onun dışında her yer defekli ve ağız içi görüntüsü.
takdir edersiniz. Ağız içi görüntüsü de tomografi görüntüsünü örtüştürüyor ve çok çok rahat bir vaka değil. Yani çok istediğimiz tarzda vakalardan değil. Fakat implantlar yerleşiyor. Özellikle şu bölgelerde implantların palatinelleri açıkta. Çünkü bakın zaten bıçak sırtı. Böyle bir ağır bir vakada sadece implantların boyunlarını açıkta bırakmakla kalmadık. Tabii ki biz rutin protokolümüz olarak immediate yüklemeyi hazırlığımızı yapıyoruz. Protezimizi adapte ediyoruz ve hastamıza dişlerini teslim ediyoruz. Ve sonuçta ne oluyor? 4 yıl sonrasında literatürün aynen paralelinde meydana gelen sonuçlar bizim de başımıza geliyor. Herhangi bir yumuşak dokuyla sorun yok. Peki kemikte herhangi bir sorunumuz var mı? 4 yıl sonundaki panoramik görüntüsü kesinlikle ve kesinlikle özel bir şey değil bu. Yani sadece literatürde gösterilen bilgilerin ışığında yaptığım ameliyatlar ve dikkatinizi çekmek isterim. Alt tarafta dentisyonlu bir vaka, üst tarafta sabit porselen uygulaması. Hani yük dağılımı olarak da değerlendirme sizin takdirinize. Sonuç bu şekilde. Ve hala hastamız yüzü gülüyor. Bir önemli daha noktamız şu. Özellikle açılandırmalara girdiğimizde anatomik varyasyonlara bağlı olarak sadece mezyodistal açılandırmalar değil, yani mezyodistal olarak 30-35 derecelik açılandırmalar gözükmüş araştırmacılar tarafından, ama aynı zamanda bukolingual olarak da bir takım sapmalar var. Yani hem mezyale hem distale hem de bukkale adeta 50 dereceyi aşan da aşırı eğimler olduğu söz konusu rapor edilmiş. Tabii bu bizim için neden handikap? Çünkü protetik olarak ciddi bir estetik sorunla bizi karşı karşıya bırakacak. Şu şekilde bıraktığımız implantın üzerine abutmentları torklamamız kesinlikle estetik olarak dişlerin vestibülünden bir giriş olmasına, belki o bölgedeki tam dişlerin arasına gelecek ciddi bir problem. Burada tavsiye edilen şey nedir? İmplantları yerleştirdikten sonra mutunit abutmentlarının hemen o esnada takılması. Yani burada bizim tavsiyemiz ya da bunu ortaya atan insanların tavsiyesi, implantları yerleştirip immediate yükleme yapılmayacaksa bile mutunit abutmentların o esnada torklanması. Fakat bu tarz durumların özellikle oklüzyon ve estetik kaygıların giderilmesi adına kontrol edilmesi ve eğer ark dışındaysa, yani vestibül tarafta estetik alanda değilse bizim implantımız, bunu implantımızı ileri geri çevirerek özellikle ve özellikle estetik problemlerin giderilmesi operasyon esnasında olmalı. Bence en önemlisi olmazsa olmazımız anatomik yapılardan yararlanma. Bu bir kortikal stabilizasyon diyebilirsiniz, trikortikal stabilizasyon diyebilirsiniz. Ama ben size çok bu konuyla alakalı aklımızda kalsın diye bir şey anlatacağım. Bu Malo ilk Olonfor tekniğini ortaya attıktan sonra alt çeneyle başlıyor ve %90'ın üzerinde bir başarıyla sonuçlanıyor denemeleri. Fakat aynı protokolü üst çeneye uyguladığında başarı %75'lere düşüyor. Aslında yapılan işlem aynı. Ta ki anatomik yapılardan işte bu implantları açılandırma tekniğiyle rezidüel kemiğe ulaşmak için işte sinüsün ön ve arka duvarı, palatinal kemik, tüber olabilir, burun tabanı, pterigoid bölge ve nazal spinadan destek alarak bir kortikal stabilizasyon, yani sadece yumuşak kemiği değil sert kemiği de kullanma kaydıyla bu şu gün bizim karşımıza çıkan başarı oranları oluşuyor. Bununla alakalı bir parantez açmak istiyorum. Çünkü aslında bir kortikal stabilizasyon çok önemli ama kemik implant teması, kemik implantının yüzeyinin temas etmesi de ikinci önemli bir nokta. Eğimlendirmenin bir endikasyonu da özellikle biz 8 mm'lik ortalama bir implant yüksekliğine vertikal olarak erişebiliyorken implantımızı eğimlendirerek daha fazla implant kemik teması elde edebiliyoruz. Bu neden önemli? Devam edelim. Şundan dolayı önemli. Çünkü aslında kullandığımız implantın özelliği %40'ı diyelim ilk 3 milimetresi, apikal ilk 3 milimetresinde. Yapılan bu konuyla alakalı ciddi bir çalışmada şunu söylüyor. Klinisyen tecrübeli de olsa, tecrübesiz de olsa implantın apikal bölgesi primer stabilitede temel rol oynuyor. O yüzden biz Olonfor tedavisinde
Kullanacağımız implant herhangi bir implant olamaz. Bunun için uygun bir implant olması gerekir ve özellikle apikal 1 bölü 3'ten stabilizasyonunuzu alabilecek bu bölgedeki kortikal yapılardan, az önce söylediğim gibi bir kortikal olabilir, trikortikal olabilir, buna müsaade edebilmesi lazım. Fakat bu yeterli mi? Bu da yeterli değil. Çünkü biz şunu biliyoruz, primer ve sekonder stabilizasyon, yani total stabilizasyon bizim için önemli. Biz implantımızın apikalinden primer stabiliteyi alırken boyun kısmından da, özellikle koronal kısmından da sekonder stabiliteyi elde etmek istiyoruz. Dolayısıyla biz implantlarımızı asla ve asla koronal kısımdan sıkışmaması istiyoruz. Sebebi şu, özellikle dördüncü haftanın sonlarına doğru sekonder stabilite özellikle artıyor ve dolayısıyla total stabiliteyi etkiliyor. Ve bu bölgede de mümkün olan maksimum kemik implant temasını hedeflemeliyiz. Yani yiv yapısından dolayı ya da stresi, yani ne kadar çok sıkıştırırsanız bu primer stabiliteyi arttırırsınız. Fakat bu sefer sekonder stabilite düşecektir. Dolayısıyla apikal kısmıyla biz primer stabiliteyi, koronal kısmıyla da sekonder stabiliteyi hedeflemeliyiz. Burada gerçekten de sekonder stabilite, primer stabilite, total stabilite bir şey ifade edecek mi? Bu vakayla alakalı size bir örnekleme yapmak istedim. 2012 yılında başladığımız, hemen hemen 4 yıllık vakalar bugün tesadüf eseri bu aylarda yapılan vakalar. Hastamız dişli bir hasta. Dişleri aynı seansta çekilecek. Periodontal sebeplerden dolayı bir implantlarımız yerleşecek. Fakat burada primer stabilite alınabilmesi için özellikle implantın aksları konusunda birazcık dikkat etmemiz gerekiyor. O da şöyle, özellikle palatinal kısımda vestibül tarafa doğru bir implantın yönelimi söz konusu. Yani hem buradaki palatinaldeki bizim kortikal kemikten destek ama hem de vestibül tarafta bu burun kanatların olan bölgedeki sağlıklı kemikten, yani stabil kemikten, kaliteli kemikten destek almak adına bu şekilde bir açılandırma üzerinde duruyoruz. Kısaca şöyle göstereyim ben size. Palatinal kısımda, palatinali yakın orta nokta, ki bu zaten bizim estetik olarak birçok problemi çözmemize de yardımcı olacak. Ve aynı zamanda da apikal kısımlarının, bakın burası burunun lateral bölgesi, hem palatinal kemik hem sinüsün ön duvarı hem de vestibüldeki dış kortikal, trikortikal bir stabilizasyon alıyor. Ve kesinlikle çok ciddi bir stabilizasyon alıyor. Zaten implantımızın apikal kısmı oldukça başarılı. Dolayısıyla biz kortikal kemiği de yakalamak için bu tarzda bir açılandırma yapıyoruz. Aynen size anlattığım gibi bu açılandırmayı uyguluyoruz. Bakın çok defekti bir alan, periodontal sorunlu ciddi bir defekt oluştu. İmplantlarımızı yerleştiriyoruz. Burada iki lafta immediat geçiş protezin yüklenmesiyle alakalı söylemek istiyorum. Burada genelde biz 4-0, bazen 3-0, bazen 5-0 olabilir. Kendi eriyen dikişler tercih ediyoruz. Rapid vikri olarak. Çünkü protez uyumlandıktan sonra tekrardan söküp dikiş almak çok anlamlı gelmiyor. Ve hızlı sertleşen bir silikonla önceden hazırlanmış olan hastanın protezini sadece implantların yerlerini tespit ediyoruz. Akabinde biz geçici abutmentları yerleştiriyoruz. Şu anda çoktan multi abutmentları torklamıştık. Ve protezimizin izolasyonunu sağlamak için, daha doğrusu suturlarımızla protezimiz arasında bir izolasyon sağlamak amacıyla rubber'dan olabilir, eldiven materyali olabilir, bir hermetik örtücülük sağlıyoruz. Burada önemli olan, geçici protezde biz yuvalarımızı hazırladık. Önemli olan geçici abutmentlarımızın bu bölgede bir kasma hissetmemesi, yani pasif olarak protezin oturtulması. Buradaki akslarımızı, oklüzyonu ayarlamaya çalışıp akabinde soğuk akrille implantlarımızın, özür dilerim, abutmentlarımızın ve protezimizin arasını doldurup bunları ışık cihazıyla sertleştirip akabinde 4 implantı da tespit ettikten sonra protezimiz tesviyesiyle hastamıza teslim ediyoruz. Genelde tercihen bu farklı yöntemler de olabilir. Çok fazla uzatmak istemiyorum. Fakat aynı gün bu protezin takılması hem postoperatif ödemin engellemesine hem de hasta konforu adına oldukça verimli. İlk gün bu işin bitmesi çok daha anlamlı bir senaryo. Ve aynı gün hastamızı geçicilerle uğurluyoruz. Ve
şunu merak ediyoruz. Peki biz bütün bu kurallarımıza uyduk. Primer stabilizasyon, işte implantımızın belli özellikleri var. Bunları çekim soketine yerleştirdik. Oldukça defektliydi. Ne oldu sonra? 4 sene sonrasında bir tomografi çekmemiz gerekti ve ben özellikle üst bölgede neler olduğunu çok merak ettim. Bakın ilk dikkatimi çeken şey şu oldu. Çok ilgimi çekti. O yani sonrasında aslında şu anda çok iyi bildiğimiz bir şey. Şu burası implant, burası abutment ve bu bölgelerde bir kemiğin oldu. Şuradan dişler çekilmişti. Herhangi bir sorun görmüyorum. Ve sadece orası da değil, bir yanılsama da değil. Aynı zamanda koronal eksende de bu bölgelerde kemiği yürümesi oldukça ilgimi çekmişti o dönemde. İrdeleyeceğiz. Bu şu anda soldaki implantımız. Yine bu trikortikal stabilizasyon alanından bahsettiğim yer burası. Hem vestibül, sinüsün tabii ki ön duvarı ve burun tabanına. Bu bizim için oldukça iyi bir bölge. Hiçbir şekilde diş çekimlerinde ve bu arada herhangi bir graft materyali uygulanmaksızın yapılan vakalar bunlar. Çok anlam görmediğim için bu şekildeki bir kemiği, geniş bir kemiği koyma. Görüntü bu şekilde. Ön taraftaki implantları birazcık irdeleyelim. Belki hani yarım milim, bir milim bu bölgelerde bir kemik o ince olduğu için ama asla ve asla bir vertikal kayıp yok. Herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmadan 4 sene sonrasında ve şunu da özellikle dile getirmek isterim ki bunlar hem porselen yani diş defektleri hem de aynı zamanda karşıda arkada kendi hastamızın dişleri olduğu vakalar oldukça kuvvet alabilen durumda vakalar. En önemli noktalardan biri yaptığımız implantları sabitlemeliyiz. Yani biz 4 implantı 2 parça şeklinde, 3 parça şeklinde yapma şansımız ne yazık ki yok. Özellikle tavsiye edilen şey karşı taraftan arkları birbirine cross ark yani karşı arktan bir destek almak. Ancak bu şekilde kuvvet dağılımını, yük dağılımını optimal şekilde yapabiliyoruz. Ve bunu da kesinlikle ve kesinlikle metal destekli bir porselenle yapmayı tavsiye ediyorlar. Neden dolayı metal destekli? Özellikle bunun üzerine vurgulamak istedim. Çünkü şöyle, özellikle biz geçici protezlerde zaten bir kanat yapmıyoruz. Yani geçici protezi biz aynı gün taktığımız protezlerde herhangi bir kantilever yok. Fakat daimi protezlerde eğer herhangi bir kantilever yaparsak burada biz hareketsizlik istiyoruz. Neden? Çünkü esneme hareketi hem implantımız ya da protetik olarak bir takım komplikasyonlara sebep oluyor. Dolayısıyla bizim elimizde PMMA ya da BioHPP tarzı akrilik bazlı malzemelerin kullanılması şu anda henüz literatürde yeterince yer bulamıyor. Bildiğimiz şey şu ki krom kobalttan yapabiliriz bunları. Aynı zamanda dökümden yapabiliriz. Lazer sinterle çalışabiliriz ki sistemde özellikle lazer sinterle çalışmayı sağlayan ara parçalar da mevcut. Ve titanyumdan da bunu rahatlıkla yapabiliriz. Zirkonla alakalı sunumun sonunda çok ilginç bir görüntü göstereceğim. O da biliyorsunuz rigid bir materyal ama bazen fazla rigid. Şu soruya kesinlikle yanıt bulmak zorundayız. İmplantımızı ne kadar gömeceğiz? Az önce gösterdiğim noktada implantlar herhalde biraz fazla gömülmüş olacak ki bu bölgede bir kemik migrasyonu oluşmuş. Şunu biliyoruz biz, çok net bir şekilde özellikle bu tarzda kuvvete maruz olan implantları mutlaka ve mutlaka apikalden kortikal bir kemiğe stabilizasyon alacağımızı ve koronal kısımda da özellikle kortikal kemikte stres oluşturmamamız gerektiğini çok çok iyi biliyoruz. Yani çalışmalar bunu gösteriyor. Neden apikalde biz destek almak zorundayız? Çünkü mikro hareketi kesmek zorundayız. Yani immediat bir şey yükleyecekseniz lütfen örneği unutmayın. Alt çenedeki balonun başarısı %90 üzerindeyken üst çenede bu %70'lere düşmesinin en önemli sebebi koronal kısımdan sadece kemiğin kendisinden destek almak. Oysa ki apikalden destekli ilave ettikten sonra başarı şansı arttı. Bunu örnekleyelim. Bu tarzda hastamızı özellikle çok kortikal olan bir kemiği seçtim ki çok daha iyi anlaşılsın. 2017 yılında bu artık 3 seneyi de geçen bir vakamız. Sadece şunu göstermek istiyorum. Lütfen buradaki implantı zaten görmüyoruz. Hepsi implantlarımız yerleştirilmiş. Burada neredeyse 3-4 milimetre bu. Ki hiç sürpriz olmasın baya baya bir gömülü durumdayken ne oluyor? Ne oluyor? Yani bu kadar aşırı gömmede ne oluyor? Her implant tabii ki bunun için uygun değil ama şu anda TRI sisteminden bahsediyoruz. Tüm vakalar onunla alakalı. Ne oluyor? Birincisi üst çenede zaten beklenen oluyor. Yani siz çok fazla boyun kısmına stres oluşturmuyorsunuz. Zaten beklenen oluyor. Peki alt çenede ne oluyor? Alt çenede de
Az önce tam da tomografide gösterdiğim şey oluyor. Yani implantların üzerine kemik ürüyor ve aynı zamanda çok büyük bir olasılıkla, tabii ki ben bunu 4 sene sonrasında, 3 sene sonrasında çıkartıp o bölgede herhangi bir osteoartrit migrasyon var mı yok mu bilmiyorum. Fakat çok büyük olasılıkla kemik implantın üzerinde abutment'ta bir osteointegrasyon sürecine girişmesi söz konusu. Yani bu konuda bilmiyorum, yapılan çalışmalar belki de artacaktır ama bu tarz şeylerde gömeceğiz. Bu önemli. Ana mesaj. Özellikle son dönemlerde çok karşılaşacağınızı düşündüğüm vakalardan birini getirdim size. O da özellikle hareketli protez vakaları. Tabii ki geleneksel olarak aşırı rezorpsiyon durumlarında zaten farklı bir seçeneğimiz yoktu. Fakat son dönemlerde artık gitgide insanlar hani sabit protezlere birazcık daha yakın davranıyorlar. Buradaki ilginç olan şey şu, üst çenede oldukça rezorbe bir vaka. Görüyorsunuz paletler dediğin açıklıklar. İmplantlar yerleştikten sonra kesinlikle geçici yükleniyor. Alt çenede ne kadar atrofik olsa da, tabii ki bunun tekniği derinlemesine bu kadar süre içerisinde değinmek istemiyorum. Fakat implantların sökeceğiniz vakalar çok karşısında gelmeye başlayacak. Ben size garanti ederim bunu. Aynı şekilde biz implantları söküp aynı seansta implantları yeni implantlarımızı yerleştirip All-on-4 olarak çevirdiğimiz hastada bu kadar. Özellikle üst çeneyi hatırlayın. Atrofik bir çenede dahi yine söylüyorum, bu tabii ki farklı açılandırmaların olduğu implantlarda da örnek göstereyim. 4 yıl sonrasında stabil sonuçlarla bizi karşı karşıya bırakıyor. Dolayısıyla burada özel hiç yapılan bir şey yok. Sadece basit gidiyoruz ve kendi kendimize bir şeyler uydurmadan bilimi takip ediyoruz. Birkaç kelime de ölçüyle alakalı söylemek isteyeceğim. Çünkü bu ölçü bizim için aslında en değerli olan şey. Kapalı kaşıkta ölçü almamaya çalışıyoruz. Özellikle açık kaşık ölçüyü tercih ediyoruz. Bunların birbirine splintlenmesi çok önemli. Bunu bir diş ipiyle splintleyip akabinde paten rezinle sabitliyorsunuz. Bu değil sadece yeterli olan. Bunları kesmemiz gerekiyor. Çünkü kontraksiyon söz konusu olacaktır. Kestikten sonra hepsini aradan teker teker kesiyoruz. Tekrardan paten rezinle bağlayıp ışınladıktan sonra ondan sonra şahsi kaşığımız, önceden hazırlanmış şahsi kaşığımızla ölçümüzü alıyoruz. Farklı bir yöntem var ki ben bunu daha çok seviyorum. Yine aynı şekilde açık kaşıkla, bu sefer kroşe teliyle, kroşe tellerini kullanıyoruz ve kroşe tellerini paten rezinle sabitliyoruz. Bunları herhangi bir şekilde kesmeye gerek yok. Yine ölçümüzü açık kaşıkla, atipi silikonla alıyoruz. Ama bu da yetmiyor. Özellikle dijital dönüşüm için çok önemli. Yani siz bir monolitik zirkon yapacaksanız sadece ölçünüzün net olması yetmiyor. Aynı zamanda modelinizin de çok net olması gerekiyor. Ve dolayısıyla bu bölgede de analogların da kroşe teliyle sabitlenmesi kesinlikle ve kesinlikle altın kural olmalı. Çünkü minimal şekilde de olsa sapmalar ilerleyen dönemlerde implantların ya da protezlerin protetik olarak komplikasyonla karşımıza çıkmasına sebep olacak. Bu çok ilginç bir vaka. Çok özel bir vaka değil. Fakat yani yapılan kemikle alakalı durum çok özel değil. Fakat hasta çok çok özel. Çünkü şundan dolayı aslında çok rahat bir vaka olmasına rağmen hasta bize tekrardan geri geldiğinde 3 ay sonrasında şöyle bir durumla karşılaştık. Yani bu hasta günde 4 paket sigara içen, kesinlikle ve kesinlikle ağız hijyeniyle yakından uzaktan alakası olmayan bir hastamız. Hiç kooper değil. Fakat çok ilginç bir şey var. Bu protezleri söktükten sonra alt tarafta ne gördük biliyor musunuz? Şunu. Yani biz daimi ölçüleri almaya başlamadan önce üstte gördüğümüz protez dizayna bağlı olabilir, hastanın hijyeni vesaire hiç önemli değil. Ama lütfen buradaki doku adaptasyonu, doku cevabını görün. Alt çenedeki aynı gün çekilen görüntüler bunlar. Bu multi-unit abutmentların, hani simante abutment uygulamış olduğumuz bir vaka bu şekilde gelme şansı ne kadardı? Bir düşünelim bakalım. Ve 3 yıl sonundaki görüntüsü. Şimdi zamanı geldi. Üst çenedeki 45 derecelik açıların ben çalıştığını size gösterdim. Bak alt çenede evet şu anda bir durumu izah etmemiz lazım. Özellikle 45 derecelik durumda eğer açılandırma yapacaksa kesinlikle ve kesinlikle kret seviyesinde
bir yerleşim yapmamak lazım. Eğer yapılacaksa şu bölgede rezorpsiyona çok müsait çünkü çok ince kemik kalıyor. Dolayısıyla eğer kantileveri kısaltmak adına daha fazla bir derecelendirme yapacaksanız mutlaka derine gömmeliyiz. Bunu ben klinik olarak zaten tespit ettim. Hani şu anda hemen hemen bütün vakalar gömdü ama bazıları tabii ki doku cevabını vererek yani ve hani bazen yaptığımız şeylerin karşılığını zaman gösteriyor. Dolayısıyla kısa bir hatırlatma, 45 derece eğer geçecekseniz alt çenede birazcık daha ilave derin subkristal yerleşim önemli. Evet, rigid protezlerden bahsetmiştik. Rigid protezlerden bir tanesi de zirkon, monolitik zirkonlar. Tabii ki oldukça çok lanse edildi, çok fazla ön plan çıkartıldı. Biz de kesinlikle estetik olarak da ve uygulama olarak dijital iş akışı olduğundan kaynaklı bunları çok üzerine gittik. Fakat ne yazık ki henüz bu kadar gelişmediğini gördük. Bu hasta bir yıl sonrasında aynen bu şekilde bize geri geldi. Full monolitik olarak yapılan protezi ve oldukça da aslında uyumlu bir protez. Yani genelde diş, sadece diş kayıplı bir protez. Bu bölgede bir yıl sonrasında kırılmış şekilde bize geldi. Son dönemlerde bizim kendi kliniğimizde uyguladığımız bir yöntem var ki bunu da aslında biz yeni başlamamıza rağmen dünyada 4-5 senedir aktif olarak kullanan yerlerin, merkezlerin olduğunu tespit ettik. O da şöyle bir monolitik üst yapı az önceki. Fakat bunun üzerine oturduğu bir bar şeklinde. Bu bar ve monolitik üst yapı ikisi beraber dizayn ediliyor. Yani yazılımlar, şu anda kullanılan laboratuvar tipi yazılımlar, kütüphanelerinde olan şeyler buna çok özel değil. Bir monolitik yapı ve bunun neredeyse 70-80 mikron hassasiyette de sistem bunu ayırıyor, yazılım ayırıyor. Bu tarz yapıların yani aslında titanyum destekli monolitik zirkon diyebiliriz bunların adına. Hiçbir farkı yok az önce yaptığımız şeyde ve hastamızı hemen yani sadece bu hasta değil monolitik zirkonlarda sebebi ölçü olabilir. Yani hiç sebebine odaklanmıyorum ama yeterince bize ders verecek kadar fazla monolitik zirkon kırık vakamız oldu. Dolayısıyla bu yöntem şu anda en stabil olarak diyebileceğimiz bir bar. Bu lazer sinter de yapabilirsiniz. Krom kopa önemli değil ama bir bar ve bunun içine adapte olduğu rahatlıkla yapıştığı bir işte kuvvetli yapıştırıcı panavya kullanıyoruz biz. Burada şöyle bir şey var. Bu yapıların bir coping vasıtasıyla uygulamak lazım. Mesela bakın bu uygulanmış şekilde bu yapıların coping'le uyguluyoruz. Burada avantaj şu, sistemde coping'lerin başka birkaç boyu var ama birçok sistemde şu kısa olan coping'leri ayrı ücret olarak almak zorunda kalıyoruz. Fakat sistemde şuna izin veriliyor, bu geçici coping'ler yani geçici protezleri kullandığımız coping'ler şuradan keserek direkt olarak yazılımsal olarak da tanıdı. Bu tarz protezleri yapıştırmak için ya da adapte etmek için kullanabiliyoruz. Görüntü bu şekilde yapıştıktan sonra hiçbir fark yok. Yani aslında kırılan protezin birebir aynısı. Sadece içi metalle güçlendirilmiş diyelim bir uygulama. Ve hastanın aslında çok çok uzun sürede ihtiyaç olmadan çünkü bilgileri sistemde mevcut olduğu için biten bir vaka. Evet, şimdi ben size bazı sorular sormak istiyorum. Acaba bu mesajları ben size verdim mi? Özellikle eğimli implantları daha fazla güvenmeli miyiz? Yani eğimli implantlar bizim için acaba düzler kadar iyi mi değil mi? Bu konuyla alakalı acaba bir mesaj verebildim mi? Peki vida tutuculuğu abutmentları sizce hayatımıza sokma vakti geldi mi? Ya da geçiyor mu? O da olabilir. Peki immediate yükleme için nasıl implantlar lazım? Yani her implantta biz bunu yapabiliyor muyuz? Size gösterdiğim örneklerde verdiğim bilgilerle görüntüler örtüşüyor mu? Bu konuda lütfen kendinizi sorgulayın. 4 implant başarılı mı? 5 mi lazım? Acaba bir tanesi düşerse ne olur? Olon 5 mi? Olon 6 mi? Artık yani bu saatten sonra ben hani daha fazla bir şey diyemiyorum. Soruyu o yüzden size soruyorum. Bir de size son sormak istediğim bir şey var. Ön yargılarımız bizi acaba nereye götürüyor? Yani aslında başta öğrendiğimiz bir takım şeyler, ön yargı olarak yerleşen şeyler bizi her zaman doğru yerlere mi götürüyor? Bu konuda lütfen birazcık
düşünün istiyorum. Size sormadığım bir şey sonuncusu da, bu da dijital iş akışına geçmemiz gerektiğiyle alakalı bir özür dilerim, bir durum. Çünkü özellikle All on Four, tam dişsizliklerde alt implantın da olduğu, artık monolitik zirkonlar evet çok harika şeyler ama çalışmadığını zamanla, firma adı vermek istemiyorum ama hani çok güçlü zirkonların da kırılabildiğini gördük, denemelerle defalarca test ettik. Dolayısıyla titanyum destekli zirkonların hayatımıza girmemesi gerektiğini inanıyoruz. Üst taraftaki zirkon kırılsa dahi alt taraftaki titanyum rigid olacağı için, stabil olacağı için implantlara herhangi bir zarar vermeyecekti. Dolayısıyla bu konuyla alakalı ben mesajım kesinlikle dijitalize olmak durumundayız. Yani bu maliyetlerin düşürmesi yönüne bir, evet maliyetli olabilir ama düşürmesi yönüne arayışlara girmeliyiz. Çünkü hiçbir insan bu kadar hassas bir şeyi kendi kendine yapamaz. Yani sonuçta makinalara bu konularda muhtacız. Özellikle uzun vadede implantlarımızın stabilitesi için, protezlerin stabilitesi için hem protetik komplikasyonları ortadan kaldırmak için mutlaka hassasiyetin içine girdiği, özellikle dijital diş hekimliğinin atar damarı diyeyim, özellikle bu tarz uygulamaları tercih etmeliyiz. Aslında sizi karşımda görmek çok çok daha keyif verirdi bana. Ama inanıyorum ki bu sunumda da bir takım şeyler belki size kazandırma imkanım oldu. Dolayısıyla bu açıdan mutluyum. Bana ulaşmak isterseniz sizlere teşekkür ediyorum. Bu saate kadar dinlediniz. Sizlere teşekkür ediyorum ve özellikle de eğer bir sorunuz olursa, burada webinardaki sorular süremiz kısıtlı olacak. Ama cevaplayamayacağım sorular, süreler olursa mutlaka geri dönmeye çalışacağım. Sizin ayrıyetten sorunuz olursa lütfen bana mail adresinden yazın. Tekrar teşekkür ederim. Dear Holger, now we have finished. Are you there? Okay. Yes, hello. Sorry. Okay. Okay, you're welcome. And now I'm ready to receive the questions. Yes, already, so far yeah. There is no question. So please, can you write your questions in the field of questions? Evet, eğer özellikle soru sormak istediğiniz bir şey olursa lütfen soru kısmına sorularınızı yazabilirsiniz. Bu konuda eğer sormak istediğiniz bir şey olursa lütfen sorun. Ben sizin sorularınızı kesinlikle cevaplamak isteyeceğim. Evet. Ben evet, şimdi soruları. There's one question from Deniz Bazaran, but I can't spell it. Okay, yeah, okay. Immediate yükleme sırasında abutment'ı simülate etmek için ne kullanıyoruz? Immediate yükleme esnasında abutment'la geçici abutment'la protezi simülate etmiyoruz. Bunları soğuk akrille bağlıyoruz. Yani şu yapılabilir. Soğuk akrille tespit edip sadece rotasyonu ya da hareketi engelleyip ondan sonra sıcak akrille de teknisyeni yaptırabilirsiniz ya da tamamen ışıkla sertleşen akrille bunu yapabilirsiniz. No more questions so far. Eğer bu konuyla alakalı mail adresimi gösterdim. Bu konuyla alakalı bana soru sormak isterseniz mail adresim aşağıdadır. İstediğiniz zaman soruları yanıtlarım size. Yani bana yazabilirsiniz. Okay, Holger, I think everybody is more than enough. Okay, one more question. Yeah, that's more, yeah. Brilliant. Öncesinden.
İmplant uygulaması aşamasında kret tepesinin düzeltmesi protez alt kısmının daha sağlıklı olmasını ve mukozanın daha temizlenir olmasını sağlamaz mı? Kesinlikle ben teşekkür ederim. Kesinlikle sağlar. Özellikle homojen bir protezin yerleştirilebilmesi için kret düzelmesi çok önemli. Fakat bazı durumlarda gerçekten kreti düzelttiğim derken özellikle gösterdiğim vakaların bazısında aşırı bir rezorpsiyon var. Dolayısıyla bazen bu benim kontrolümün dışına çıkabiliyor ama kesinlikle çok önemli. Bu tabii gösterdiğim vakalar oldukça eski ve zaman tabii ki birçok şey öğretiyor. Ama düzenli olması hem protezin adaptasyonu hem de yumuşak dokunun korunumu için esas olan. Tabii ki siz çok daha iyi bilirsiniz hocam bu konularda. Ben teşekkür ederim katıldığın için. Bir sorumuz daha var. Hocam implant yerleştirirken hangi açıya daha dikkat etmeliyiz? Medyo distal yönde mi yoksa bukolingual yönde mi? Böyle söyleyeceğim ben size. Şimdi burada aslında kemik bizi yönlendiriyor. Yani açı gerçekten burada birçok vakada guide gördük ama guide'ları da çok işe yaramadığını görüyoruz. Çünkü bizim birinci esasımız primer stabilizasyon. Yani bir kortikal stabilizasyonla ilgileniyoruz. 45 dereceyi geçmediğimiz mezyodistal açılarda bukolingual açılarda da şöyle bir sorun oluşuyor. Estetik olarak eğer kontrol edebiliyorsanız açının gerçekten bukolingual mi mezyodistal mi olmasına hiçbir önemi yok. Yani açıyı bu ön yargıyı bırakalım ama estetik problem meydana getirecek kadar bukkal eğim olursa ya da yumuşak dokunun özellikle burun kısmındaki hareketli dokunun ince kalmasıyla ilgili aşırı bir açı olursa tabii bukkal açı bizim için hani daha önemli. Fakat açın çok çok bir önemi olmadığını söyleyebilirim. Ben teşekkür ederim. Seyit Bey bir geç kaldığını söylemiş. Belki bahsetmiş olabilir. İmplant boyları için kısa boylarla da ilgili sistem açısını ne düşünürsün? 8-10 mm. Evet şimdi bakın buradaki şeyi söyledim. Özellikle biz boyun alt çenede bir şey ifade etmediğini biliyoruz. Yani alt çenede biz uzun implantlarla uğraşmıyoruz. Üst çenede bizim için değerli olan şey anatomik yapılar. Yani bikortikal stabilizasyon. Bu bikortikal stabilizasyonu sağlayabilmek adına implantları uzatıyoruz. Yani o biz kret tepesine 16 mm ise oraya kadar uzanmamız gereken mesafe evet 16 mm. Eğer 8 mm ise 8 mm. Yani boy önemliydi. Üst çenede tek önemli olan şey bikortikal stabilizasyon. Alt çenede zaten genelde 10 mm yeterli bile. Distal implantta tavsiye edilen şey 13 mm'nin üzerine çıkılmaması 10 mm fazlasıyla yeterli diye düşünüyorum. Tansel hocam bir sorsanız ben teşekkür ederim. Kanat konusunda fikrinizi merak ediyorum. Yani anterior posterior mesafe arttıkça implant arası kanat ihtimali azaltıyoruz. Böyle vakalarda kanat yapmak zorunda değiliz. O zaman doğru mu? Kesinlikle. Şimdi 12 dişlik bir arktan bahsediyoruz. Yani biz üst 7 numaraları göz ardı ediyoruz. Dolayısıyla biz 6 numaraya kadar yaptığımız ya da 6 numarada eğer bir implant konumlandırabiliyorsak illaki kanat uzatacağız diye düşünmeyeceğiz. Fakat esas olan şey implantların arasını açabilmek. Yani ön implantla arka implantın arasını ne kadar açabilirsek bu kadar kanadı kısaltmış oluruz. Yani ana mantığımız kanadı kısa tutmak. Kanadın kısa tutulması kesinlikle uzun dönemde protetik komplikasyonların daha az olmasına sebep olacaktır. Bunu biliyoruz. Bir sorumuz daha var. Ben teşekkür ederim. Gülme hattı yüksek olan vakalarda kret düzeltme miktarı nasıl ayarlıyorsunuz? Planlamayı yaparken kullanılan anatomik landmarklar var mı? Kret indirme operasyonu sonrası kortikal kemik kalmadığı için rezorpsiyon miktarının artış olur mu? Bu kadar bir kortikal stabilizasyonu nasıl sağlıyorsunuz? Bu özellikle bu konuda slide koymak istemedim. Çünkü gerçekten süremiz çok kısıtlı. Yani şöyle kısıtlı. Yani çok çok uzatabiliriz. Yani saatlerce konuşabiliriz ama dikkat dağılıyor. Dinleyici sayısı da düşüyor. Özellikle sıra sıra cevaplandırmaya çalışayım. Gülme hattı yüksek olan hastalarda mutlaka gülme hattını önceden bir protez zaten geçici olarak protezi yerle tespit ediyoruz. Protezde gülme hattını işaretleyip ne kadar kaldıracağımız proteze göre belirleniyor. Yani oradan bir şablon oluşturuyoruz. Ya çünkü hasta güldükten sonra bu transition line denilen bölgede mutlaka biz kemiğimizi dudağımızı altına almalıyız ki estetik sonuçlar alabilirim. Bu özellikle
çok fazla kemik indirdiğimiz zaman bu sefer kortikal olarak, kristal olarak kortikal kemik kaybediyoruz ve bazen de gerçekten çok yumuşak kemiklerle de karşılaşıyoruz. Ama ona rağmen şunu söyleyebilirim. Palatinal kemik, özellikle sinüsün ön duvarı ve nazal taban, bakın yani belki bu konuyla alakalı bir şey söyleyeyim size. Belki hani nazal tabanın perfore edilmesiyle ilgili ben size bir herhangi bir yani norm gösteremem. Fakat nazal tabandan destek aldığımız birçok vakada sadece nazal tabandaki 2-3 metrelik bölgeden dahi primer stabilizasyonun işte 32-35 Newton santimetre olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim size. O yüzden stabilizasyonla ilgili sorunuz hiç yok. Tabii ki yine üzerinde duruyorum. İmplantımızın dizaynı çok önemli. Mesela tiara implantlarının apikal kısımdaki işte daha agresif fibler, boyun kısmında daha kondansif fibler. Yani bunlar hep avantaj. Bunları rahatlıkla kullanabiliriz. Teşekkür ediyorum. İmplantlar kemik içine gömülse de parlak olan boyun yüzeyine kadar rezorpsiyon olacağı belirten çalışmalar var. Sadece kemiğin düzensiz olduğu yerlerde mi implantın görülmesini tavsiye ediyorsunuz? Çok çalışma var. Bu konuyla alakalı bilmemiz gereken şey şu. Her implant gömdüğümüzde bugün gösterdiğim gibi sonuçlar alma şansımız yok. Çünkü implantların bir sapması var. Yani implantla abutment arasında bir interface dediğimiz bir sapma oranı var. Bu implantta abutment ve implant birbirine kısmi olarak soğuk kilitlenmeyle bağlandığı için minimum şekilde mikro hareket söz konusu. Dolayısıyla evet çalışmalar var ama ben hani özellikle hem tomografi görüntüsünü hem de uzun dönemdeki panoramik görüntüsünü göstermek istedim ki hani bir değil iki değil biz çok fazla karşılaşıyoruz bu tarz durumlarla. Dolayısıyla parlak yüzeyin gömülmesi bir handikap değil. Yani aksine şu dönemde parlak yüzeyli implantlar birazcık daha periimplantitise karşı avantajlı olduğu söyleniyor. Ama ben kesinlikle bu sistem için bahsediyorum. Tabii ki her sistem için söylemiyorum bunu. Ama bakalları kesinlikle gömmenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bruxism olan hastalarda bir sorumuz var. Farklı bir prosedür var mı? Çok teşekkür ederim. Güzel bir soru. Ben teşekkür ederim. Şimdi aslında bu hastalarımız bu protezleri çok renkli olan diye hastamız bir Bruxism hastası. Aslında bir psikiyatrik sorun yaşıyor. Söyledim size 4 paket sigara içiyor ve şu anda akciğer siyah. Şöyle bir durum var. Bu tarz hastalarda biz kesinlikle ve kesinlikle akrilik dişler kullanmayı önemsiyoruz. Yani kendiliğinden aşınabilen ve aynı zamanda da hani porselen değil ama çift çene akrilik dişler kullanmayı önemsiyoruz. Kesinlikle gece playla her zaman ve her zaman hani ciddi bir motivasyon. Çünkü hastalarla kesinlikle başta motivasyon konusunda konuşmak gerekir. Ve mümkün ise eğer tabii bu yaşlardaki hastalarda bir sistemik rahatsızlık söz konusu değilse mümkün ise botoks uygulamasıyla özellikle masseter ve temporal bölgelerde bu bruxizm durumunu aşağı çekmek istiyoruz. Yani evet en büyük handikap bizim yaşadığımız aslında komplikasyonların ki mutlaka var sizin de başınıza gelecektir. Benim oldukça fazla geldi bu noktaya gelene kadar. En fazla komplikasyon bruxizm hastalarda. İmmediyat yükleme konusunda bruxizm hastalarla sıkıntı yaşıyoruz ama bunları bir protokol şeklinde yapılırsa bir sorun olmuyor ya da minimum oluyor. İmplant boyunlarının baskı olmasını istemiyoruz. Peki implantın apex bölgelerinde örneğin üst çenede sinüs tabanına sıkı bir primer stabilizasyon kemiğe yüklenen basınç o bölgede rezorpsiyon oluşturma ihtimali var mı? Veya herhangi buna bağlı bir enfeksiyon rastladınız mı? Bu gerçekten çok güzel bir konu. Çünkü ben bunun üzerinde çok güzel bir soru. Çünkü bunun üzerine ben çok yoğunlaşmak istedim. Bu soruyla birazcık daha yoğunlaşma imkanım oldu. Apikal kısımda bizim bakın iki tane parametre var. Birincisi primer stabilizasyon ve ikincisi ISQ değerleri yani osterin ölçtüğü değerler. Şimdi biz 2 birimlik bir yuvaya 4 birimlik bir implantı sokmaya çalışarak çok ciddi bir primer stabilizasyon sağlayabiliriz. Fakat bu sadece dönme momentine karşı uygulanan kuvvet. Bu primer stabilizasyon çok kısa süre içerisinde özellikle 2-3 hafta içerisinde kemik o bölgede nekroz olacağı için bu implantlarımızda stabilite sorunu olacaktır. Fakat apikal bölgedeki yerleştireceğimiz implantın o bölgedeki kemikle karakteri çok önemli. Şimdi boyun kısmında kortikal kemik miktarı çok daha fazlayken
apikal kısımdaki sinüsün yan duvarında ya da nazal tabanda buradaki kortikal kemik çok çok 1 milimetre. Hani çok fazla değil. Kaldı ki bu kuvvetin dağılabilmesi için çok fazla değişken var. Yani siz 3 milimetrelik bir kortikal kemiğe baskı yapmakla o bölgede 2 milimetrelik ya da 1 milimetrelik kemiğe baskı yapmak çok büyük fark arz ediyor. Dolayısıyla apikal kısımda şunu söylemiyorum asla. Sıkıştırma evet apikalden olmalı. Mümkün olduğunca tabii ben asla ve asla 50 Newton santimetre geçmiyorum. Yani yuvaları hazırlarken. Bunun üzerine geçmedikten sonra apikal kısımda sıkışma olduğunu, özellikle ilk 3-4 milimetrelik apikal kısımda olduğunu düşünüyorsanız boyundan hiç sıkıştırma gerek kalmadan kesinlikle uzun dönemde başarılı olacaksın. Ben size bu konuda söz veriyorum. İster implantlar için rehber ark mı yoksa elle mi açılandırma tercih edersiniz? Kesinlikle bunda bir yargı yok. Yani siz elle de yapabilirsiniz bunu. Ki kaldı ki ben elle hissederek çünkü bu çok çok önemli. Nasıl özellikle RBG'lerden, periapikal filmlerden destek alabilirsiniz. Az önce bu çok fazla sigara içen hastaya da sinüste küçük bir pencere açarak o bölgede herhangi perforasyon olup olmadığını anlamak adına da bunu yapabilirsiniz. Sorun değil yani pratikle olacaktır. Rehberler de yardım ediyor. Yeni bir teknik gördüm. Palatinal teknik gördüm. Ne düşünüyorsunuz? Palatinalde yivler gözüküyordu. Tekrar teşekkürler. Palatinalde zaten yivlerin gözüktüğü vakayı gösterdim. Ben de bu konuda iyi düşünüyorum. Yani palatinal kemikteki sorun olmuyor açıklıklar. Dolayısıyla uzun dönemde de bunu rahatlıkla konuşabiliyorum artık. Yani ilk vakalarımda tabii ki temkinliydim ama palatinaldeki açıklığın yeter ki apikal kısımdan stabilizasyon olsun. Başka hiçbir şey olmasına gerek yok. İmplantları görürüm diyorsun. Peki bu durumda multiunit abutmentların oturması zor olmuyor mu? Bunun için bir öneriniz var mı? Özel bir frez ya da boyun aşığı. Şimdi burada aslında temel olarak şey şu. İmplantlarımızın boyun kısımları diyelim ki 4 birim. Abutmentları genelde 4.8 birimlik bir platform var. Dolayısıyla kesinlikle ve kesinlikle burada bir yuva hazırlığı yapmak lazım. Platform yuva açıcı gerekir. Yani bu bölgedeki bir hazırlık yapılması gerekir. Bu tarz frezler bazı sistemlerde var, bazıları yok ama şu önemli. Siz en nihayetinde bir kemik düzlemesi yaparken de frez kullanıyorsunuz ya da bir elmas uçlu ya da bir çelik frez de olabilir. O bölgede implantınızı yerleştirmeden önce o bölgeyi genişleterek hani gömeceğinize ya da implantı koyduktan sonra da pasif bir şekilde de açabilirsiniz ama kesinlikle ve kesinlikle bu bölgedeki abutmentlar için yuva açıcı yani gömülmesine müsaade eden pinlerin ve profil drillerin olması çok büyük bir avantajdır. Karşıtlar doğal dişli ise protez materyal olarak özellikle tercihiniz var mı? Karşıtlar durumlarında eğer diş varsa biz genelde implantlarla dişleri bağlamamayı tercih ediyoruz. Yani buradaki karşıtlar yani cross arc stabilizasyondan bahsettiğimiz şey tamamen implantların birbiri arasındaki bağlantısı. Eğer diş materyali yani kendi dişi var ise bunları implantları ayrı, dişleri ayrı olarak değerlendirmeyi tercih ediyoruz. Nazal kortikal kemiği peki drillerek mi perfor ediyorsunuz yoksa osteotomi mi kullanıyorsunuz? Bir de apikal bölge implantını yerleştirirken kemiği hani vida gibi bir adeta delip geçen implant tipleri var. Bazı implantlarda da apikal bölgenin kemikte hiç hareket edemediği tasarımlar var. Volume 4 vakalarının hangisini tercih etmeliyiz? Ve sizin bazı materyallerinizi, ameliyatlarınızı izlemiştim öğrenciyken. Sinüs tabanına kadar drilleme yapıp implantla sinüsün duvarını kırıyordunuz. Bu nasıl taban için de yapılabilir mi? Özellikle uzun bir soru teker teker cevaplamaya çalışayım. Şöyle. Ama benim mutlu oldum kendi öğrencilerimden birisini burada gördüğüm için ayrıyetten de. Şu, bakın kortikal kemikle spongiyoz kemik arasında bir densite farkı var. Dolayısıyla drilleme yaparken ilk drilde burun tabanına, nazal tabana geldikten sonra normal hızımızda bir dirençle karşılaşacağımız kesin. Şimdi benim tercihim özellikle bakın bunu bir norm olarak söylemiyorum fakat klinik olarak birçok vakada bunu hani deneyimleme şansımız oldu.
İlk frezde ben genelde perfore ediyorum. Son sorunda söylediğin gibi oraya kadar gidip ondan sonra implantla perfore etmek de söz konusu. Ama bazen perforasyonlar oluşabiliyor. Burada esas olan şey nazal perforasyon, yani tabanın perforasyonla karşılaşması değil, yumuşak dokunuk perfore edilmesi. Yani burun tabanın, burun mukozasının perfore edilmesi ve bu bölgeden kanama ile karşılaşılması. Bu bizim istemediğimiz bir şey. Ama en nihayette bu bölgede de bir perforasyon yapıp hani o bölgenin stabilizasyonu, yani under drilling tarzı bir, yani bir küçük drilleme ile protokolle kesinlikle çok D4 kemiklerde bir avantaj sağlıyoruz. Birden soru da çok agresif implantlar. Şimdi şu var. Bütün implantları teker teker değerlendirebiliriz. Yani özelliklerini konuşabiliriz ama bunu yapabilmemiz için bu implantları bizim kullanıyor ve avantajını, dezavantajı biliyor olmamız lazım. Ben sadece şunu söyleyebilirim. Kendi kullandığım sistemde bu avantajı apikalden alıyoruz. Yani diğerleri çalışıyor mu? İnanın bilmiyorum. Yani birçok sistemle çalışıyoruz. Avantajlı olan sistemler var, dezavantajları olan. Ama bu sistemle alakalı apikal kısmı ben kesinlikle zaten bu sebepten dolayı tercih ettim. Bunu ben özellikle apikal kısımda herhangi bir sorun olmadan hem primer stabilizasyonu hem sekonder stabilitelerini rahatlıkla alabileceğinizi düşünüyorum. Bir sorumuz daha var. Son olarak iyice görmeniz gerektiğini söylediğiniz implantları boyun bölgesinin pasif yerleşmesi için boyun genişliğinizi nereye kadar yapıyorsunuz? En az 3-4 milimetresi pasif. Ben mümkünse 0'a 0. Yani boyun kısmından 0'a 0. 4 milimetrelik bir implantsa boyun kısmında 4 milimetre olmasın. Yani 2-3 milimetre, 4 milimetre kortikal kemiğin durumuna göre tabii kemik tipi çok önemli. Üst çenede 2-3 milimetre kesinlikle pasif. Alt çenede 3-4 milimetre. Çünkü şunu biliyorum. Benim implantımın ilk 3 milimetresi primer stabilizasyonumun %40'ını sağlıyor. O Okay, yüzden. I think maybe last question and the rest we can pass you the questions, all questions which you could not answer. We can pass all the questions and you can answer to the participants directly. Sure. Thank you much. And this was the last question. Actually, I would like to answer that one and we could finish. Elbette ki cevaplayamadığım birkaç tane soru var ama kesinlikle ve kesinlikle sorular bana geldikten sonra mail adreslerinize elimden geldiği kadar cevaplandırmaya çalışacağım. Son sorumu okuyorum. Son olarak iyice gömmeniz gerektiğini söylediğiniz implantları boyun bölgesine pasif yerleşmesi için bunu cevapladık. Mesela 13 milimetrelik implantı yerleştirdik. 17 milimetre implant yuvası açtık. O geri kalan 4 milimetrelik kısmının boyun genişlemesi mi yapmak lazım? Yoksa daha az mı yapmak yeterli? Bakın bu benim çoklukla kullandığım bir yöntem. Uzun drilleme yapmak. Yani 13 milimetre implantı yerleştirirsem ben 10, 15, belki 16 olabilir. Mutlaka ve mutlaka şimdi kortikal kemikte stres birikiyor. Eğer siz implantınızı 2 milimetre gömeceksiniz ve bu implantınızın boyun kısmının 3 milimetresinin sıkışmamasını istiyorsanız boyun kısmı açıcısını 5 milimetre kullanacağız. Yani 5 milimetre derinliğe gömeceğiz. Mantık implantın son 3 milimetresi, 3-4 milimetresinin sıkışmaması. Hani kaç milimetre gömecekseniz artı ilave bunu yapabiliriz. Hepinize çok çok tekrardan teşekkür ederim. Dear Holger, also I would like to special thank to you because it's already night and you are with us. We had a fantastic time. Hope all the participants did the same. And thank you very much. Yeah, thank you, Dr. Yilmaz. I was very interested in your cases and everything, but I couldn't understand you. And I really would like to invite you for an English spoken either webinar, hopefully after the COVID-19 time, that we can arrange something maybe in Zurich or in Switzerland or even in Turkey. We can start a course together. And I would like to thank you in the name of TRI for this great webinar. Even I could not understand a lot, but I see you know what you're doing, and that's very great. And I wish everybody good health, and thank you very much for listening.
We will do a video of this, and so we can send you the videos and the last questions which was not answered, we send them to Dr. Yilmaz and he can answer them directly to you. Thank you very much. Thank you. Bye-bye.